Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Evet. Devlet Bahçeli Bey 22 Ekim'de çok önemli bir açıklama yaptı. Tabiri caizse yani bir anlamda ortalık yıkıldı. Büyük yankı uyandırdı. Bahçeli'den çünkü beklenmeyen bir açıklamaydı. Bahçeli böyle bir konuşmayı yapar mı diye bir gün öncesinde sorsanız herhalde hiç kimse Bahçeli böyle bir konuşma yapar. İşte Öcalan'ı meclise davet edebilir. Hiç kimse demezdi. Tabii Bahçeli Öcalan'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Dem Parti grubunda konuşmaya çağırdı. Şimdi böyle bir şey beklenmiyor. Ama orada elbette Bahçeli gel burada konuş demiyor. Yolunu da açıyor. Yani ne diyor? İşte terörle mesafe koyduğunu, terörü lanetlediğini, terör örgütlerini bir tarafa ittiğini orada ilan et, orada belirt açıklamasını yapıyor. Ama davet ettiği kişi kim? Terörist başı Abdullah Öcalan. Şimdi böyle olunca insanlar işte hemen saldırıya geçiyor, bir şeyler yapıyor, kimi savunuyor, kimi bilmem ne yapıyor. Söz üzerinden devam eden bir çatışma çıkıyor Türkiye'de. Her zaman da böyle değil mi? Yani neden böyle? Niçin böyle? Niçin birdenbire Bahçeli böyle bir açıklama yaptı demiyor. Fakat aynı gün Cumhurbaşkanı da çok önemli fakat kısa bir açıklamada bulundu. Mutlaka bunun devamı gelecektir bana göre. Tarihi fırsat penceresi dedi. Tarihi fırsat penceresi. Şimdi aslında bunları bir araya getirmek lazım ve milli birlikten söz etti. Şimdi bu ikisini de bir araya getirmek lazım. Yani burada evet şu anda ülkemizi idare eden Cumhurbaşkanımız ve yine Cumhur İttifakı, bunlar böylesine açıklamalar, belki Türkiye'nin beklemediği açıklamalar, neler oluyor, ne gelişmeler var sorusunu gündeme getiriyor. İşte bunu gördüğümüzde. Aslında meseleyi anlayabiliyoruz sevgili dostlar. Anlamak lazım. Mesele son 2-3 aydır çok net gündeme girdi. Bana göre, bana göre bir sene önce yani 7 Ekim'de gündeme girdi. Bakın o bir seneyi geçtik. Yani İsrail'in Gazze saldırısı. Aslında herkes Hamas bilmem ne İs İsrail o çatışmalardan bahsederken biz bir şey söyledik. Artık İsrail'in hedefi Türkiye dedik. Sen daha önce 15 Temmuz'da 2016'da o İsrail'e açılacak yolu meydana çıkarak engellemişsin. Seni o zaman üçe böleceklerdi, parçalayacaklardı, paramparça edeceklerdi. Türkiye'yi Suriye'ye çevireceklerdi. Sen buna mani oldun unutma ya bunları. Bunları unutma. Buna mani oldun. Defalarca Suriye'ye harekatta bulundun. ABD ile defalarca karşı karşıya geldin. Sen Zengezur dedin İran'la karşı karşıya geldin. Sen Suriye'ye girdin İran'la karşı karşıya geldin. Zaten Suriye'de ABD ile savaş halindesin. Zaten 40 yıldır o terör örgütünü sana ABD hazırlamış. Bunların farkında değil misin? Şimdi e İsrail'in o gün açılacağı şeyi sen 8 sene geciktirdin. 6 sene geciktirdin. Dikkat et buna. Yani 2016 2024 oldu. Sen geciktirdin bunu. Ama adam gecikmek istemiyor. Sen Zengezur diyorsun, Türk Birliği diyorsun, sen İslam ülkeleri diyorsun ve ne yaptı? İsrail'i hareketlendirdi. Herkes Hamas İsrail diye baktı. Biz o gün söyledik. Hedefte Türkiye var dedik. En son Cumhurbaşkanımız iki ay önce, iki ay bile olmadı. Dedi ki iki buçuk saat Lübnan, Lübnan bombalanıyor. 2,5 buçuk saat. E Türkiye artık hedef. Türkiye hedef. İsrail ne yaptı Netanyahu? Bizim Kürtlerle bir meselemiz yok dedi. Biz onlara her zaman dostuz. Sen bunları duymuyor musun? Şimdi Bahçeli niye yapar, niye yapmaz bilmem ne falan. Ya bırak kardeşim etrafına bak. Etrafına. Suriye silah yığını oldu, Yunanistan silah yığını oldu. Amerika çepeçevre çeviriyor. İsrail bahanesiyle İsrail'e de yığıyor silahları. Sen hala niye? Sevgili dostlar, hani Fatih Sultan Mehmet İstanbul önüne geldiğinde şöyle derler. Bizanslılar Meleklerin cinsiyetini tartışıyormuş. Bunu nereden söylediler hiç bilmiyorum. Ben kaynaklarda da görmedim. Bakın ama şunu gördüm. Bizans 53 gün kadınından erkeğine, 7'sinden 70'ine bir ve beraber olarak Fatih'in karşısında çarpıştı. Ben onu gördüm. Fakat Türkiye'yi idare etmeye namzet insanlar, Türkiye'ye bakıyorum, bir kısım muhalefet partileri idare etmeye... Bunun Türkiye'de şu anda tehdidin farkında bile değil. Erken seçim diyor, Bahçeli işte şöyle diyor, yapamaz diyor, getiremez diyor. Ya kardeşim sen mecliste bir toplantı yap, bizi bilgilendir de ya neler oluyor de. Neler oluyor, ne gelişmeler var. Bizi bilgilendir de. Bakın şimdi TUSAŞ'ta saldırı var hemen bunun akabinde. Bunun Milli birlik beraberliği sağlama olduğunu sen hala anlamadın mı? Bahçeli bugüne kadar aslında Kürtleri ötelemedi. Bahçeli teröre karşı durdu her zaman. Bunu ayırt etmek lazım. Bugün de öyle. Ama milli birlik beraberlik adına diyor ki ya biz bunu da yapabiliriz. Bugün bu ülke tehlikede. Bugün bir savaşa giriyoruz. Bu savaş şu bu değil. Türkiye şuna buna değil. Adama verirler bir yer. Ardından burnundan getirirler. Araplara neler vermediler? Neler vermediler? Sonrası ne oldu? Bunları hiç mi düşünmezsiniz? Hiç mi değerlendirmezsiniz? Bizim bin yıllık birlikteliğimizi bozma noktasına gidiyorlar. İşte orada Bahçeli tarihi bir açıklama yapıyor. Yani benim derdim milletle değil, Kürdü, Laz'ı, Çerkezi, şu bu değil, dilerse gelir oraya yine millet düşmanlarına, devlet düşmanlarına tavrını kor, bölücül, bölücülüğü reddeder. Ne var bunda? Ne var bunda? Reddeder ama bunu şimdi e, şu kimseye yaptırıyor, şu kimseye. Vallahi sevgili dostlar kol kangren olduysa, vücut gidecekse bazen sen de bir şeyler yaparsın, adım atarsın. Bunun için vatan tehlikedeyse bir adımları atarsın. Bunu ben anlayabiliyorum. Bu feravettir. Bu vatan yarın vatanın yarısı gittiği zaman ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Vatanın yarısı giderse adam senin vatanın yüzde yirmi beşine göz koymuş. Bir zamanlar okuyun tarihi. Bir küçücük köy gibi bir yerle İttihat Terakki Abdülhamit'e karşı çıkmıştı. Burayı nasıl verirsin, nasıl gider elden, nasıl söylersin? Ortalığı yıkmışlardı. Peki Girit giderken, Bulgaristan giderken, Bosna, giderken neredeydiler? Söyleyin bana neredeydiler? Devlet işi başka bir iş. Devlet yönetmek ayrı bir iş. Yeminle söylüyorum o meleklerin cinsiyetliğini tartıştılar mı tartışmadılar mı ben bilmiyorum kuşatma boyunca tartıştıklıklarını da görmedim. Ama bu onlarınkinden bin kat daha kötü. Bin kat daha. Dikkat et. Savunma sanayinin kalbi tuz saşı hedef alıyorlar. Şehitlerimiz oluyor ya bunlar geliyor. Bu insanlar bugün Bahçeli, Cumhurbaşkanı, istihbarat mutlaka en fazla onlara geliyor. Sana ne geliyor öğren. Öğrenmek iste. Öğrenmek iste. Rastgele devlet yönetilmez sevgili dostlar. Ben gerçekten şu günlerin çok önemli olduğunu, bir yıldır hatta bırakın bir yılı, altı yıldır savaş halindeyiz diye bağırıyorum. Altı yıldır biz Amerika'yla adı konmamış savaş halindeyiz diyorum. İsrail'in sahibi kim? Arkasında kim var? Kime güvenerek geliyor? Ya bunları anlamıyor musunuz? İsrail'i kim adına koruyor şu anda, kolluyor? Bunları anlamıyor musunuz? Hedefin Türkiye olduğunu anlamıyor musunuz? Adam Kürtlerle şu yok derken sanki bizim Kürtlerle bir işimiz var. Öyle bir şeyimiz mi var? Biz kardeşiz ya. Biz Müslümanız, biz kardeşiz. Çerkezi, Lazı, Arabı, Kürt'ü mü olur? Hala bunun farkında değiliz ama bu millete, vatan hainlerine Arap dedirtiyorlar, Kürt dedirtiyorlar, şu dedirtiyorlar, bu dedirtiyorlar. Sevgili dostlar, asla bu oyunlara gelmeyelim, asla gelmeyelim. Bunları söyleyenlerin derdi, İsrail'in bu memlekete almasıdır, işgal etmesidir. Uyanık olun, dikkatli olalım. Aman, bir millet olarak bir bütün, bir ve beraber olalım. Fevkalade önemli günlerden geçiyoruz. Bunun farkına varalım diyorum. Bu şu son tarihi fırsat penceresi. Bakın bu sözler boş sözler değil. Devlet Bahçeli Bey'in çıkışı boş bir iş değil. Tarihi fırsat penceresi. Bunları kaçırmayalım. Birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza edelim. Eğer bunu muhafaza edersek net söylüyorum. Dünyanın bize gücü yetmez. Hiç kimsenin gücü yetmez. Biz parçalandığımız an bize gücü yeterler. Cenab-ı Hak birliğimizi, dirliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin sevgili dostlar. Siyaseti dikkatli okuyalım. Düşmanların hareketlerini dikkatli takip edelim. Gardımızı ona göre alalım. Yoksa içeride onları görmeden içeride boğuşmaya hala devam ederse bu millet kabirde uyanır.